Nasılsınız siz? İyi. Keyifler, her şeyler yolunda. Keyifler çok güzel. Çok teşekkür güzel. Ederim. Nereden başlasak arkadaşlar? Şimdi sabah sabah önce doğum günüyle başlayalım bence. Güzel tarafından başlayalım. Nasıl geçti doğum günü? İyiydi Öykü Hanım. Dün geceden beri başladı zaten. Dün geceden beri evet evet başladı. Sağ olsun sevenler, işte destekleyenler doğum günü kutladılar. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan tekrardan. Çok garip bir his. Yani bu kadar bir insanın bir anda senin doğum günü kutlaması falan. Ya bir de en özel, en mutlu olduğum doğum günüydü. Çift sıfırda Nihle ile konuştuk telefonla. Yakaladın mı? Yakaladı. Ama bayağı değişik hissediyorum, garip hissediyorum belki. Geçen sene doğum gününde ne yapmıştın? Hiçbir şey yapmamıştım. Nasıl geçmişti? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Oturduk öyle arkadaşlarla, avcılardaydık. Peki pasta, mum falan hiç? Yok, sadece gitmiştik, öyle bir şeyler içmiştik. Böyle bizim sevdiğimiz bir yer var, Ocakbaşı tarzı. Öyle oturmuştuk. Erkek erkeğe. Standart bir doğum günüydü Öykü Hanım. Şimdiki çok daha garip. Yani şimdi de yine kayda değer bir şey yapmadım. Yani dün gece mesela. Yapmadın çünkü tabii. Çalışıyoruz malum. Yani dün gece de evdeydim mesela. Dün erken bitmişti biraz işimiz. Evdeydim, yine bir şeyler yapabilirdim. Birçok plan da önüme serildi arkadaşlarım tarafından. Ama yapmadım. Evdeydim. Nihle ile konuşmayı tercih ettim. Böyle de keyif alıyorum. Zaten doğum günlerinde de ekstra şeyler yapan bir adam da değilim. Ama hayatımda yaşadığım en garip doğum günüydü diyebilirim. Unutulmazlara girdi diyorsun. En unutulmaz doğum zaten günüydü. Zaten yani hediyesi geldi. Aynen öyle, bambaşkaydı zaten. Nihleciğim? Hani çok güzeldi. Ben çok böyle ayarlayamadım. Hani çok aşırı programlı olmadı ama çünkü Oğuz istemiyordu. Ben son anda birazcık hani o istemese de yaptım gibi oldu. Bundan yıllar sonra izlediğimiz zaman burada hani kayda geçen bir doğum günü olsun. Hani burada kutladığımız ilk doğum günü olacak. Beraber kutladığımız ilk doğum günü i̇lk olacak. İlk doğum günü evet. Evet. Hoş geldin Aynur. Hem onun doğum gününde ilk ben olduğum için burada kutlayalım. Kayda geçsin istedim. Bundan sonra yıllar sonra izleyelim istedim. Evet. O yüzden. Değil mi, çocuklara anı kalacak. Tabii ki Öykü Hanım çok değerli bir şey yani bunlar. Neydi çocukların adı? Kaplan, Linda. Üçüncüye daha karar vermedik. Kaplan'la Linda. Tamam, doğmamış çocuklarınıza buradan sevgilerimizi yolluyorum. Buradan sizi çok seviyorum çocuklarım. Hazır olun çocuklar, geliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Peki, yani yüksek sesle bir dilek tutmanı istesem şu anda ne istersin? Yüksek sesle dilek tutmak istesem şu anda ben zaten standart bir dileğim var. Bugün de aynısını diledim Öykü Hanım. Yani Nihle ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat istiyorum bundan sonrası için. Yine hep aynısını diledim. Yani her gece yatmadan önce de bunu diliyorum. Bugün de aynısını diledim. Tekrardan bunu söyleyebilirim. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Nihle'den önce ve Nihle'den sonra olmak üzere hayatın bir anda ayrılmış oldu. Evet. Mesela Nihle olmadan önce ne diliyordun, ne dua ne ediyordun? Biri gelsin. Max Wing gelsin Öykü Hanım. Böyle şeyler öyle şeyler düşünüyordum yani. Merhaba kızım. Yani çok böyle ne bileyim. Çünkü elle tutulur bir şey yoktu hayatımda. Neyi hani, hayal edeceğini de bilemiyordum. Ne hayal edeceğimi de bilmiyordum. Çünkü hani bildiğiniz böyle şey yapıyor. Bomboş takılıyordum Öykü Hanım. Hani işten eve, evden işe geliyordum. Ondan sonra arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. İşte ne saçma sapan alışkanlıklarım vardı. Bunların hepsinden Nihle ile birlikte hani soğudum. Ondan sonra mantıklı olmadığına karar verdim. Bundan sonra hani kaybedecek bir şeyim yoktu o zamanlarda. Şu anda kaybedecek bir şeyim var. Ona göre hareket ediyorum. Hayalin var. Hayalim var. İsteklerim var. İsteklerim var. Aynen öyle. Yani söylediğim çok önemli bir şey var ki o yüzden bu kadar net ayırabiliyoruz Nihle'den önce ve Nihle'den sonra diye. Hayata tutunmana sebep olan bir sebep, başlı başına bir sebep olarak hayatına girdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam olarak böyle Öykü Hanım. Çünkü ondan öncesi cidden bir hayatımda bir boşluktu. Hani gerçekten bir şey yapmıyordum. Yani ne bileyim insan böyle bir şeyler yapar, kayda değer, bir program yapar, bir planları olur hayatında. Olur şu ya anda öyle. İşte yani Nihle'ye hazırlanma dönemi diyelim. Gerçekten ona. Öyleymiş. Beni beklemiş. Aynen. Neyi istemediğini en azından öğrendiğim bir süreç oldu. Aynen öyle. Değil mi? Şimdi tek isteğim var, tek bildiğim bir konu var. O yüzden sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmak Nihle'yle. Başka da bir şey dilemiyorum hayata. Pek bir beklentim de yok. Yani şimdi ekran başında sizi sevenler zaten yapıyorlar da hani. Evet, evet sağ olsun. Ama her kadın böyle güzel şeyleri duymak ister yani. Hayatının tam ortasına sevdiğin kadını koymak aynen öyle. Çok güzel. Ve bunu duymak da seni mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Evet çok. Gerçekten çok. Böyle hissediyorum bunu Öykü Hanım. Şu an söylemesine gerek yok. Bunu. Evet, o daha da önemli tabii ki. Sürekli hissettiğim için şu an böyle söylediği zaman da çok farklı oluyor.
biliyorum zaten. Sürekli ona ben de teşekkür ediyorum. Yani içimden de diyorum. Hani sürekli karşılığını vermeye çalışıyorum. Çünkü Oğuz bana çok iyi hissettiriyor, değerli hissettiriyor. Ben de o karşılığını vermek için çabalıyorum zaten. Harika. Peki nice mutlu yıllar dileyelim o çok zaman. Çok teşekkür ederim Erkan Hanım. Çok sağ olun. En güzel yaşın. Sizden de bunu duymak ekstra böyle. Devam etsin. Aynen. En güzel yaşın. Hep böyle mutlulukla devam çok etsin. Çok teşekkür ederim Erkan Hanım. Sağ olun. Peki.